Kardeş şu an müsait değiliz. Daha sonra gelsene. Sonra gelin reis. Çiftler de gel kardeşim gel. Gel. Dur şunu yazayım bari de. Kapatın ben de kalsın. Dur. Yeni gelene okutalım. Meyve şölenli partiler vallahi mis ha. Kim atlıyor? Adnan mı hazırlıyor bunları? Gel kardeşim. Kaynadan seviyormuş. Aleykümselam. Nasılsın iyisin? Eyvallah iyi. Sen nasılsın iyisin? Eyvallah kardeşim. Al bunu. Sen de mi? Merhaba. Aycan. Merhabalar. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Merhabalar. Haber başkanım. Geç buyur kardeşim. Nasılsınız, iyisiniz? Eyvallah, seni sorma. Sen nasılsın, iyisin? İyi, şükür ya. Devam. Nasıl oldu da geldin ya? Ver hele ver, bir dakika. Başlamadan önce, hiçbir şeye başlamadan önce versene bir okusun. Ha, o mu? O. Şiir mi okuyorum? Kaan. Ha? Evet. Ha, şu yeni gelenlere böyle bir şey yapıyoruz. En alttaki yazıları soldan sağa. Kim nerede ne zaman vardır ya, yazardık yani böyle. Kim nerede ne zaman ne yapıyor? Aç sen anlayacaksın. Onu aç. Evet. En alttakini oku. Aç. En baştan en alttakini. Biz de seni bekliyorduk. Kimden başlayalım? Başlayalım bakalım. Neler? Bismillah. En baştan, en baştan. Sol. Yok bu taraftan. Sibel ve Kü ile mola yerinde kala gecesi tango yapıyor. Güzel. Hoş geldin kardeşim bu vesileyle de. Hoş bulduk. Barış bugün geldiği günden beri bir dediğini tam tutmuyor. Neden? Finalde bir şey diyor. Daha sonrasında onu inkar edici sözler söylüyor. Söylüyoruz, kabul ediyor. Daha sonrasında onu farklı bir boyutta söylemeye çalışıyor. Belki de Gamze ile alakalıdır bu. Kendiyle alakalı. Kendiyle alakalı ya. Daha Gamze ile ilgili de çok şey var. Söyleyip daha sonra Gamze'yle biraz konuştuk, dertleştik. Hani biraz üzünlü Gamze. Hani ben biraz hani akıl değil de biraz fikrimi sundum ona. Ne var? Artık kaygılısı diyorum ikisi için de yani. İkisi için de mi? İkisi de birbirine plan yapmış kardeşim. Vallahi diğer tarafta İkisi de galada birbirlerine, galaya kadar birbirlerine oyun yapmışlar. Galada birbirlerine istemediklerini söyleyecekmiş. Şimdi... İkisinin de bilmediği şey gizli gizli birbirlerine oyun yapmışlar yani. Evet. Anladın mı? İzleyince görür de ben Barış'la Mehtap'ı yakın gördüm bugün. Ben bugüne kadar Mehtap'la Barış'ı yan yana bir kere finalde çekim arasında gördüm. Ben sana söyleyeyim ben. Mehtap bence insan canlısı bir insana benziyor açıkçası. Ne? İnsan canlısı bir insan. Hiç programı izlememişsin ha. İnsan canlısı bir insan. Sen de hiç programı hiç izlememişsin. Bunu şu an kanaat getirdim. Yani Mehtap zehir mi diyorsun yani? İzledin mi sen programı? Dürüst ol. Bak hiç o kadar izlememişsin sen. Ben orada da söyledim. Orada da sordu aynı soruyu. Ben bir nebze dedim yani. Ben de sen... Çok iyi bilmiyorum. Mehtap kandırmış yani. Tuzağına düşürmüş. Ağına düşürmüş birini daha. Birini daha düşürmüş ağına. Yazık. Kardeşim kardeş tartışması dikkat et. Dur daha ne kadar oldu ya? Oğlum işte dikkat et diyor o yüzden. Güzel gelir. Mesela şu an Barış'ı düşürdü ağına. Çok hızlı ilerliyor. Yeni olarak. Anlamıyor insanlar ne zaman gelip ne zaman gittiklerini, ne yaptıklarını, ne tartıştıklarını hatırlamıyorlar bile. Burada süreç çok hızlı ilerliyor. Anlayacaksın bunu. Zamanla. Tabii. Fikrini çekinmeden söyler misin? Sen biraz politik bir insana benziyorsun. Doğru. Hatta bayağı politiksin. Sen politik misin? Yani mantık da yani kendi şeyine göre yönelebilir yani. Her şey ezbere konuşuyor gibi geldi bana sanki. Mantıklı gelen bir fikrin yanında durur yani. Hayır biraz ezbere konuşuyor sanki. Ezbere birkaç kalıplaşmış cümle vardır ya öyle konuşmuyor. Karakterli ve mantık kelimesi dışında bir kelime lügatı yok gibi. Abi. Zaman içerisinde. O da şimdi Kaan da buraya alışmaya çalışıyor büyük ihtimal. Evet daha iyi. Tamam da Adnan hepimiz ilk geldiğimiz günü biliyoruz yani. Ama biz ilk girdik içeri. Anladın mı? Ben o zaman size hepinize tecrübemi kullansaydım ne yapabilirdiniz? Zerre içmenizi ağzınızı açtırmazdım. Ama ben geldiğimde ne dedim? Ben açardım. Nereye açardım? Ben ilk geldiğim an Semih'le kavga ettim. Ki Semih var ya laflarıyla dövüyor ya. Ben de öyle. Vay be Adnan. Bir ikimiz kaldık ilk girenlerden ha. Harbi. En azından birbirinize ağır bir şekilde ayrılmadan, birbirinize ağır bir şekilde şey koparmadan. Hayır, oynamaya da gerek yok. Anladın mı? Burada yok, oynamaya da gerek yok. Bana oynamasın. İnan oyun Mehtap'a oynasın, kızlara oynasın, bak, şunu yapsın. Ama bana karşı kalkıp, ya ben seni istemiyorum. Sanki ben 40 yıldır bunu istiyormuşum. Bir de o moda giriyor. Diyor ki ama 40 yıldır seni sanki istiyormuşum. Sen ona aday olduğun için. Kardeşim aday olmak, der bunu yani. Aday olmak kötü bir şey mi? Hayır değil işte ama. Tanımak istemek kötü bir şey mi? Bak kötü bir şey değil. Bak bunu alıp o ne yapıyor biliyor musun? Alıyor getiriyor tık karşıma koyuyor diyor ki Barış beni tanımak istediği için ben tanımak istemiyorum. Bu sözü kullanacak bir kız. Tam kullandı zaten. İstemiyor. Keza kullandı. Tamam sen de istemiyorum. Abi bak soğumuşum. Aynen. Bak soğumuşum. Üstüne de bu olanlardan sonra yine soğuyorum. Aynen. Bu sefer benim içimdeki bütün olan o hani elektrik alma o duygular komple bitiyor. Aynen öyle. Bitiyorsa kardeşim sen de zorlamazsın. Sen de önüne bakarsın. O da önüne bakar. Hayat devam ediyor. Tabii canım. Kimse vazgeçilmez değildir. Sen de önüne bakarsın. O da önüne bakar kardeşim bu saatten sonra. Mehtap diyor. Mehtap belki benden hoşlanmış olabilir. Belki bir şey olabilir. Bana gelmiş açıklayabilir. Ya ben bunu engelleyemem ki. Sen nasıl engelleyemedin Mehtap'a karşı olan hislerini? Kızcağız belki bir şey hissetmiştir. Belki bir şey duymuştur. Gelip bana bunu söylediği zaman o zaman biz kavga edelim. O zaman biz tartışalım. Özellikle erkekler evi iyisiyle kötüsüyle bak biz çok tartıştık. Abim dedim birbirimize söylemediğimiz şeyler kalmamıştır. Biz çok tartıştık ama şu olduk. Biz artık orada bir mide olduk. Evet. Hazmedemediğimiz şeyleri, ev olarak hazmedilemeyen şeyleri bir süre sonra dışarı atıyoruz. Anladın mı? Ya o yüzden bu senin bahsettiğin olay Gökhan da anlamış gayet de. Dışarıda belli ki bu tarzda muhabbetler konuşulmuş. Eğer dahi ön yargıdan bahsediyorsan lütfen ama lütfen sen ön yargıyla gelme kardeşim. Tamam tanı, gör. Abi ben başta da söyledim, analiz ederim. Ben ona göre hareket ederim yani olayda. Ama ikimizin de bildiğin insanın sözleri senin için çok önemli olursa analize gerek kalmaz. Heh. İkimizin de bildiği ama senin kabullenmediğin olay birbirimize bakarken dışarıdan buraya gelirken konuştuğun konular. Bazı şeyleri burada açıklayamamanın, kabullenememenin çok normal olduğunun bilincindeyiz biz toplum olarak. Ama unutma ki insanlar söylemese bile yaptıklarıyla bizim söylemlerimizin doğru olduğunu destekleyebilir ve kanıtlayabilir. Bu senin elinde olan bir şey. Yaptığın hareketlere göre söylediğim doğru çıkar ve bugünü sana hatırlatırım ileride. Bu söyleme. Tamam? Benim için sorun yok. Eyvallah. Hakkının hayırlısı olsun kardeşim. İnşallah. Hayırlısı. İnşallah aradığında bulursun burada. Sıcak gelen adamı sıcak karşılayan insanlarız. Sen de sıcak geldin. Biz de seni olabildiğince sıcak karşılamaya çalıştık. Eyvallah. İnşallah erkekler evinde olduğumuzda şu an kızlar evinde olunca bu pek şey olmuyor. Ama erkek erkeyken daha güzel sohbet muhabbet ederiz. Ama senden daha tek ricam... Oluruz. Daha açık oluruz yani. Aynen senden tek ricam ön yargın olmasın. Senin de bize karşı, bizim de sana karşı. Hani biz tutup da sen şimdi Barış'ın arkadaşısın diye sana asla bir ön yargı sergilemeyiz. Ama sen dışarıda Barış'la bu mevzuları konuştuktan sonra bir ön yargı sergilersen biz duvar öreriz kardeşim. Öyle diyeyim sana. Yeni damat adayı Kaan hakkında çok fazla bir şey düşünemedim. Çünkü kendini çok iyi ifade eden bir arkadaş olduğunu düşünmüyorum. İşte saygı duyarım, işte evet politik bir insanım. Hani bu kelimeler dışında çok fazla bir şey kullanmadı. Kendini ortaya koyabilecek çok fazla bir cümle kurmadı. Ama Barış'ın arkadaşı olması Barış'ın avukatının eve geldiğini düşündürdü bende. Böyle bir düşünceye yol açtı. Bakalım içinden ne çıkacak. Tamam. Neyse sohbete devam edeceğiz beyler değil mi? Hadi Allah'ım. Eyvallah çok memnun oldum. Eyvallah. Plan dediğin şey ömürlük planlar olursa eyvallah ama anlık birilerini bitirmeye yönelik planlar olursa o bambaşka bir şeye giriyor. O stratejiye giriyor. O da bize yakışmaz. Bu ev mantık evi değil aşk evi. Aynen aşkı yaşa sonuna kadar destekleriz kardeşim. Bakalım görüşüp göreceğiz o zaman. Hakkın hayırlısı. Eyvallah. Diğer tarafa selam söyle özellikle Berkere. Berkere selam. Sibel'e selam söyle Sibel'e. Yapma bıçağı yiyeceksin şimdi. Sen yeter ki sen kısmet.